Teknoloji Okulu'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Master Notebook'un katkılarıyla hazırladığımız Oyun Canavarı'nın yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde arkadaşlar Counter Strike Global Offensive'de kutu açacağız ve açtığımız kutudan çıkan silahları da isteyen okullarımıza vereceğiz. Artık şansınıza ne çıkarsa iyi bir şey de çıkabilir, kötü bir şey de çıkabilir. Bu videonun altına yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. Hani bu silahı bana verir misin gibisinden, eğer mümkünse, şartlar olgunsa veririz. Hiçbir sıkıntı yok. Yani öyle çekiliş mekiliş yapmayacağız. Bunu hemen baştan belirtelim. Dilerseniz lafı fazla uzatmadan oyunumuza girelim ve kutularımızı açmaya başlayalım. Evet arkadaşlar, şu anda oyuna girdik. Benim envanterim öyle çok fazla dolu değil. Bunu size baştan belirteyim. Açacağımız kasalar bunlar. Bir tane kasa da benim hesabımda vardı. Evet, şu 3'ü ve 4'ü görüyorsunuz. En önce tabii bu kasaları açmak için anahtar satın alacağız. Bu arada envanterim de şunlar. Envanterde çok böyle dediğim gibi amşan bir şeyler yok. Bunlar normal silahlar zaten. Sadece bir tane AWP'm vardı. En pahalı olan şu solucan tanrısı. Ya yani en pahalı dediğim, o da pahalı değil arkadaşlar aslında. Hani 15-20 lira falandı belki. Bakalım bir şu anda ne kadarmış. Şu anda 10 liralara kadar düşmüş hatta fiyatı. Ya bir ara 20 liraya kadar çıkmıştı bu silahın fiyatı ama şu anda bir anahtar parası bile etmiyor. Yani satsak bir tane anahtar bile alamayız bu paraya. Evet, kapatalım şunları. Şuradan çıkalım ve anahtarlarımızı alalım. Kasalarımızı açalım. Bakalım bahtımıza ne çıkacak, göreceğiz. Kasayı aç diyoruz. Eskiden anahtarlar daha ucuzdu arkadaşlar ama şu anda bayağı fiyatları arttı. Bildiğim kadarıyla. Eskiden hayli ucuzdu yani fiyatları. 7 liraya, 6 liraya, 5 liraya. 5 liraya olduğu zamanlar hayli kısıtlı gerçi ama genel olarak ucuzdu yani. Evet, şuradan kasayı aç diyelim ve anahtarımızı satın alalım. Anahtarımızı satın aldık. Ödememizi yapalım. Evet, ödüyoruz. Yetkilendir diyoruz. Evet, Prizma 2 kasasının anahtarı geldi. Şimdi kapatalım. Yani en önce isterseniz şey yapalım. Bütün anahtarları alalım. Sonra toplu bir şekilde tak 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 diye bütün kasaları açmış oluruz. Evet, Clutch kasasını, anahtarını alalım. 17 lira 45 TL'de bunu ödeyelim. Evet, alalım. Tamam. Şimdi Gamma 2 kasasının anahtarını satın alalım. Buna da ödememizi yapalım. Cüzdanımızdan hemen şuradan ödeyelim. Bu da tamam. Kapat. CS 20 kasasının klasik bıçak çıksa var ya. Biliyorsunuz arkadaşlar, bazı bıçaklar bunlarda gerçekten absürt paralara satın alınıyor. Yani böyle 17.45'te şunu edelim. Yani böyle gerçek parayla böyle 1000 liraya falan satılan bıçaklar var. Hatta daha pahalı miktarlara satılan bıçaklar mevcut. Evet, tüm anahtarlarımızı aldık arkadaşlar şu anda. Anahtarlarımızı aldıktan sonra artık kasa açmanın zamanı geldi. Şu anda kasa açmak için hazırız. Hangisinden başlasak? Sırayla mı gidelim? Yani Prizma 2 diye başlayıp sonrasında Clutch, Gamma 2 ve CS20 diye mi gidelim? Ne diyorsunuz? Evet. Prizma 2'den başlayayım o zaman ben. Kasayı aç diyeyim. Şu anda şunu kullan diyelim. Küçük hissediyorum ama bakalım, inşallah büyük çıkar içinden. Şöyle kasamızı açtık. Geliyor, 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 gele gele bu geldi. Ama şekil duruyor yine de, ama işte para olarak baktığımızda ucuz bir silah. Desert Eagle'ın güzel bir silah. Yani kaplaması da bence kötü değil ama dediğim gibi ucuzdur. Kaç para olacak bu silah yani, bakalım mı fiyatına? Yani 3 lira 5 lira falandır herhalde. 3-5 yoktur hatta. Bakalım yine de. Topluluk pazarında sat diyelim. Bakalım en ucuz kaça satılıyormuş. Görelim. Ya 2 lira arkadaşlar. Hatta 1 lira 90 kuruş. Neyse. Bu patates çıktı bu kasa. Yani 17 lira anahtarı ödedik. 17 lira anahtarı ödememize rağmen 2 liralık silah çıktı içinden. Bu bir kumar gibi bir şey aslında. Clutch. Bunu açalım bir de. Bakalım bundan inşallah güzel bir şey çıkar. Hadi bakalım. Hadi bismillah. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hayda. Yine patates. 5-7.
Yani güzel aslında silahın döşemesi falan filan hoş güzel duruyor ama lakin arkadaşlar yani 17 liraya bu silahı almış olduk. Bu da muhtemelen 1 lira falandır. Belki 1 lira bile yoktur. Bakalım fiyatına bir. Yani işte bu kötü şey var arkadaşlar. Hani silah açıyorsunuz. Yani kasa açmayıp ben 17 liraya silah alsam daha canavar bir şey alırdım ama gel gelelim bakıyoruz. 1 lira bile değil yani. 67 kuruşluk silah çıkıyor içinden. Gerçekten rezalet. Tek kelimeyle rezalet. Neyse Gama 2'den umutluyum. İnşallah Gama 2 güzel bir şey verecek bize. Bakıyoruz. Şu FAMAS gelse güzel olur ya da FAMAS'ın yanındaki. Evet geliyor 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 geliyor. Nagev geldi. Yine patates. Yani en sevmediğim silahlar. Bir de bu Nagev'i hiç kullanmam yani. Neyse. Evet, bakalım. Nagev'in fiyatı kaç para? Bu da kaç para olacak? 10 kuruş, 15 kuruş. Topluluk pazarında sat diyelim. Bakalım Nagev kaç paraymış. Bakalım bakalım. Allah Allah 200 TL 600 TL falan diyor ama yani enteresan bir fiyat şeyi var arkadaşlar bunun. 187 liraya da satılmış. Şu anda 50 kuruşa da satılmış. Biz o zaman bunu satılığa koyalım. 100 liradan mı koyalım? Ne yapalım? 100 liradan koyalım bunu. Belki 100 liraya satılırsa yine anahtar alırız. Anahtar aldıktan sonra da işte yine kutu açarız. Satılmazsa da isteyen olursa hediye ederiz. Hiç sıkıntı yok. Şunu da kabul edelim. Tık. Satışa çıkar diyelim. Hadi çıkar hadi. Bizi oyalama ya. Çıkar tamam. Ne dediysen okey. Tamam diyoruz. Tık 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 tık. Ekonomi. Tamam onu sonra hallederiz. Evet. Kaldı bir tane kasamız. Umutlar son kasaya kaldı arkadaşlar. Yani ne çıkacak hiç bilmiyoruz ama sadece elimizde CS20 kasası kaldı. İyi bir şey de çıkabilir. Tamamen patates bir şey de çıkabilir. Bakıyoruz. Anahtarımızı seçiyoruz ve aç diyoruz. Şu AWP çıksa yaban ateşi çok deli olur ama inşallah çıkar bakalım. Çıkmazsa da yapacak bir şey yok. Dediğim gibi ne çıkarsa şansınıza bahtınıza diyebiliriz. Çünkü ne çıkarsa size vereceğiz zaten. Geliyor 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 geliyor. Gelmedi. Tek 9 geldi. Statrak. Yani bunlar bir ara popülerdi ama artık zamanı geçti. Neyse. Şansımıza bu geldi arkadaşlar. Yani 4 tane kasa açtık yani 70 küsür lira para ödedik ama gele gele bunlar geldi. Üzücü bir durum. Bunu satalım bakalım yani sat fiyatına bakalım. Bu da stabil bir şekilde yani 1 lira. Bir ara 9 liraya kadar çıkmış fiyat ama şu andaki fiyatı 1 lira arkadaşlar. Evet. O kadar açtık. Şey yaptık ama gördüğünüz gibi çok da güzel şeyler çıkmadı. Şanssızlık artık. Şu 4 silah çıktı. Stratrak, Negev 5-7 ve Desert Eagle. İsteyen olursa verebiliriz. YouTube'da yorum olarak yazın. Abi bana ver diye. Silah belki satılır ama ya. Satılırsa yine bir kutu açılışı yaparız burada arkadaşlar beraber. Baksanıza 190 liraya satılmış. 89 lira. 408 liraya satmışlar. Nasıl olduğunu anlamasak da. Yani bu silahın 408 liraya satılması gerçekten enteresan. 187 lira. Şu an iki tane bir tane. Enteresan yani bu tarz bir silahın bu kadar pahalıya satılmış olması. Neyse. Şansımıza gelmediğim belki ilerleyen haftalarda gelebilir. Evet arkadaşlar pek şansımız yaver gitti diyemem. Dolayısıyla hep böyle en dandik silahlardan çıktı ki silahların gördüğünüz hani fiyatlarında zaten günün sonunda baktığımızda zararımızı karşılamayı bırakın bir kutu parasını bile çıkartamadık. Daha doğrusu bir anahtar parasını bile çıkartamadık. Malum anahtar 17 lira falandı. Benim baktığım gözlemlediğim kadarıyla da bize çıkan silahlar da hani 3 liraya 5 liraya satılıyordu. Belki daha düşük fiyatlara satılan vardı. Sadece o Nagev'de biraz böyle değişik fiyatlar var. 100 liraya da satılmış, 180 liraya da satılmış. Biz de onu bir 100 liraya koyduk işte. Belki oradan çıkarsa tekrardan anahtar alırız. Yine böyle kutu açılışları yaparız. Önümüzdeki bölümlerde de yine Counter Strike Global Offensive üzerinden kutu açılışları yapacağız. Ve çıkan silahları yine okurlarımıza, daha doğrusu izleyicilerimize hediye edeceğiz. Dediğim gibi videonun altına istediğiniz bir silah varsa yazın. Şartlar
olgunlaştıysa eğer hani normalde verebiliriz bu silahları sizlere. Evet arkadaşlar, başka bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmuyorsunuz ve YouTube kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun.